Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi. Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz dedi. Şimdi sizi Şırnak Gabar'a götüreceğiz. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk, Ahmet Akpolat ve Halil Kahraman, Türkiye'nin konuştuğu petrol kuyularını görüntülemişti. Bakın petrol emekçileri nasıl çalışıyor, petrol nasıl çıkıyor. Ekibimizin Şırnak Gabar'da çektiği o tarihi görüntüleri bir kez daha izleyelim. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı assubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. Bölgesi petrol cenneti bir bölge. Gözümüzle göreceğiz, elimizle dokunacağız. İşte Gabar'dan çıkartılan petrol. 36 gravite. Kaliteli bir petrol sınıfında. Yer altında üretilebilir 150 milyon varil petrolümüz var. Aslında devamlarının da olduğunu öngörebiliyoruz. Bu alanı adeta çevrelemiş durumda jandarma ekipleri. Bakın burada bir zırhlı araç görüyorsunuz. Herhangi bir tehdit durumunda cihazlarımız ve biz görevimiz başında hazırız. Gabar'da artık terör değil, petrol konuşuluyor. Makus talihi bölge terörden temizlendikten sonra tamamen değişti. Gabar'da artık terör değil, petrol konuşuluyor. 150 milyon varillik petrol rezervinin büyük keşfin ardından gözler Şırnak Gabar'a çevrildi. Biz de herkesin merak ettiği, herkesin konuştuğu Şırnak Gabar'a geldik. Kameraman arkadaşlarım Ahmet Akpolat ve Halil Kahraman'la beraber petrolün keşfedildiği, bulunduğu, çıkartıldığı ve çalışmaların yürütüldüğü petrol alanına girdik. Size çok tarihi anlar göstereceğiz. Çok özel görüntüler kayıt altına alacağız. Dimdik dağlarda çalışan onlarca mühendisle doldu artık Gabar. Petrol emekçileriyle, petrol müjdeleriyle yankılanıyor artık bu dağlar. Şehitler hiç unutulmadan atılıyor her bir adım. Öyle ki Gabar'da açılan kuyulara Esma Çevik'in adı verildi. Esma Çevik 2019 yılında İdil ilçesinde Şırnak'ta şehit düşmüştü. Merak duygusu bizi Şırnak Gabar'a götürdü. 1500 metre yüksekte Gabar Dağı'ndan gelen o haberi yerinde görüntülemek için ulaştık o zor coğrafyaya. Mühendisler bu kuleleri yerleştirmek için adeta dağları delmiş. 50 kilometre uzunluğunda yeni yollar yapmış. İnsan şaşırmıyor değil. Ne büyük zorlukları aşmışlar. Çok zorlu bir coğrafyada çalışıyoruz. Şu yukarıda görmüş olduğunuz Sırmalı Tepe, orası bizim için bir geçiş noktası oldu. Orada yaklaşık 1,5 ay önce çok ciddi bir dinamitle patlatma operasyonu gerçekleştirdik. Ve yolumuzu ta tepeye kadar çıkardık. Bu arada sık sık askeri helikopterler de geçiyor, jandarmaya ait helikopterler de geçiyor. Yoğun bir güvenlik önlemi altında bu işlemler, bu operasyon sürdürülüyor. Gabar'daki büyük petrol keşfini gerçekleştiren ekibin başında bir kadın var. Adı Tuğba Özdoğan. Keşif hiç kolay olmadı diyor. Aramacılık sabır ve azim isteyen bir süreçtir. Bunun altyapısını oluşturmak yılları alıyor çoğu zaman. Biz ilk başta aslında bu bölgeyi yüzeyden sadece öylesi ekiplerimizle çalıştık.
Saha jölesi ekiplerimizi bu bölgeye gönderdik. Gördüğünüz buradaki yapıyı önce yüzeyden çalıştırdık. Nasıl yüzeyden çalışma derken? Şöyle, yüzeyde gördüğünüz bu kayaçların ve bu yapıların aslında hepsinin bizim için bir anlamı var. Çünkü bunlar yer altını işaret ediyor bizlere. Buradan yola çıkarak ve tabii buranın uydu görüntüleri, gravite manyetik çalışmalarıyla birlikte yerin altını modelledik ilk önce ve bunun haritalarını oluşturduk Şehit Esma yapısının. Neden Şırnak diye soruyoruz. Özellikle biliyorsunuz sınırın öte tarafında Irak'ta ekonomik üretimler var. Bu nedenle birkaç yıldır buradaki arama faaliyetlerimize yoğun bir hız vermiştik. Yani siz dediniz ki Irak'ta petrol varsa, Irak petrolü çıkartıyorsa bu Şırnak'ta da vardır petrol diye. Kendi topraklarımızda da bunun devamının olduğunu azimle aslında yıllardır bu bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Bazı şeyler anladığım kadarıyla gizli de tutuluyor. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Yani filan. Sizler tam böyle tespit etme, hatta kuyuyu açmadan kamuyla paylaşmıyor. Evet, doğrudur. Dolayısıyla bu Şırnak'taki bu zenginliği, petrol zenginliğini bizlerin yeni duymasının sebebi de bu anladığım evet. kadarıyla değil mi? Doğrudur Fulya Hanım, evet. Peki bir kadın olarak ne hissediyorsun? Böyle bir projenin başında olan bir isim olarak. Bu keşfin tabii bir parçası olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Gabardağ bölgesinde sondaj çalışmaları yapılıyor, kuyular açılıyor, açılan kuyulardan petrol çıkartılıyor. Tabii bu kuyuların açılabilmesi için sondaj çalışması çok önemli. Biz de şu an sondaj faaliyetinin yapıldığı kuledeyiz. Bu noktayı size göstereceğiz. Bakın 30 metre uzunluğunda boruyu görüyorsunuz. Yerin 2500 metre altına iniliyor ve o noktada sondaj çalışmaları yapılıyor ve petrole ulaşılmaya çalışılıyor. Sondaj çalışması bittikten sonra artık yani petrole ulaşıldıktan sonra bu kuyudan petrol çıkartılıyor. Sonrası testlere başlıyoruz. Gerekli testlerin tamamlanması sonrasında kulemiz başka bir lokasyona, beğenilen başka bir lokasyona transferi yapılıyor. Orada ve sondajı. Sondaja devam ediyor. Orada yeni sondajına başlıyor. Fakat burası artık üretimin etki alanına girerek üretime veriliyor. Kuyu olarak artık açılıyor ve evet, evet. petrol çıkışı sağlanmış oluyor. Yani şu an Gabar'ın ortasında böyle bir faaliyet yapılıyor olmasından dolayı yani bir... Siz ne hissediyorsunuz? Çok gurur duyuyorum. Bu kuyu sayılarını artırmak için biz de sondajımızı 24 saat boyunca kesintisiz olarak non-stop devam ediyoruz. Şimdi geldik en önemli bölüme. Gözümüzle göreceğiz, elimizle dokunacağız. Size petrolü göstereceğiz. Şimdi ben size bir kuyu göstereceğim. Bu Gabar bölgesinde ilk açılan kuyu. Şimdi elbette hala sondaj çalışmaları yapılıyor. Esma Çevik bir kuyusunu göstereceğiz. Bu kuyudan petrol çıkıyor. Bu bölgenin ilk kuyusu, ilk petrolü aslında. Zafer Bey'le şimdi içeriye gireceğiz. Zafer Bey şöyle girelim, size petrolü göstereceğiz. İşte Gabar'dan çıkan petrolü görüyorsunuz şu an. Kuyudan çıkıyor bu petrol. Şöyle bir yakından görüp dokunmak da istiyorum. Biraz Zafer Bey kısabilir misiniz acaba? Zafer Bey, şimdi en kaliteli petrol normalde Suudi Arabistan'ın petrolü müdür? Evet, dünyada öyle biliniyor ama bu da Suudi Arabistan petrolünden aşağı bir petrol değil. Öyle bunun mi? Yani kalitesi iyi midir? Evet, evet, 36 gravite. Çok yüksek kalitede petrol. Sıcak burası, sıcak bir rezervuar. Yaklaşık rezervuar sıcaklığı 80 dereceler civarında. Yüzeye çıktığında tabii biraz daha soğuyor, 35-40 dereceler civarında. Şu anda dediğim gibi üretimlerimiz devam ediyor. Zafer Bey, Türkiye tabii ham petrol ithal eden bir ülke ama çok da iyi haberler de geliyor. İşte sizlerin Türkiye petrollerinin keşifleri, ortaya çıkardığı petroller. Bizim bu ham petrol ithalatı konusunda bizim dışa bağımlılığımız o zaman azalacak mı diyoruz bu keşiflerle? İnşallah yakın zamanda, bu tabii ki zor görünüyor ama Türkiye petrollerinin bütün çalışmaları, bütün emekleri, ülkemizin yurt dışına petrol ve gaz için ödediği paraları en aza indirmek ve uzun vadede bunu tamamen sıfırlayarak kendi ihtiyacımızı karşılayabilir hale getirmek. Hedefimiz bu. Şimdi böyle sondaj kuleleri işte görüyoruz Gabar'ın pek çok noktasında. O devasa kuleler çalışıyor. Yerin işte binlerce metre altına iniyor.
petrolü keşfediyor. Artık tamam, o petrol akışı başlayınca hemen artık bu kuyular açılmış oluyor. Evet. O kule oradan çekiliyor. Yani en son aşama bu oluyor. Evet, doğru. Biz kuleler çekildikten sonra pompamızı indiriyoruz kuyu dibine ve üretimimize başlıyoruz gördüğünüz gibi. Bu kuyudan yaklaşık şu anda 1300-1400 varil üretimimiz var. Petrolü bulduk, üretime sağladık. Aslında bunu ilave kuyularla ve yeni çalışmalarla sahanın sınırlarını tespit ve üretim kuyularıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kuyudan tabii petrol çıkışı borularla oluyor. Şöyle boruları da gösterelim size. Değil mi? Borulardan tankerlere, tankerlerden de tüpraşa mı gidiyordu? Şimdi söylediğiniz gibi borularla aşağıdaki dolum istasyonuna gönderiyoruz buradaki petrolü. Buradan da tankerlerle yaklaşık günde 30 tane tanker geliyor. Tankerlerle alıyoruz. Batman'daki AP2 istasyonumuzda toplanıyor bunlar. Daha sonra belli bir kısmı tüpraşa, belli bir kısmı da kendi istasyonlarımızda bir takım farklı şekilde dönüştürülerek kullanılmakta buradan gelen petrol. Petrol deyince akla benzin geliyor, akaryakıt geliyor. Ama petrol demek her şey demek değil mi? Evet, kesinlikle. Nerelerde kullanılıyor? Bu ham petrol sadece insanlar hani buradan akaryakıt olarak sanki kullanılıyor gibi algılıyor ama aslında pek çok şeyde değil mi? Makyajda, işte kozmetikte. Sanayide biliyorsunuz birçok üründe kullanılıyor. Hatta ilaç yapımında bile kullandığını duyuyorum ben. İlaç yapımı, birçok plastik ürünün ham maddesi. Dolayısıyla aslında sanayide sadece hani akaryakıt olarak değil, kullanıldığı birçok sektör var yani. Fiziki şartların zorlandığı dimdik dağların arasında 1500 metre yüksekteyiz. Bakın hemen arkada çalışmalar sürerken elbette güvenlik de üst seviyede. Jandarmalar her bir noktadalar. Bu alanı adeta çevrelemiş durumda jandarma ekipleri. Bakın burada bir zırhlı araç görüyorsunuz, bir kule görüyorsunuz. Şimdi çok dik ve çok yüksek bir noktadayız. Hemen şimdi jandarmaların nöbet tuttuğu, güvenliği sağladığı o alana geçiyoruz. Jandarmalar burada gerçekten göz açtırmıyorlar. Olabilecek, oluşabilecek bir tehdide, bir terör tehdidine karşı burada teyakkuz halindeler. Lokasyonun emniyetini ve işçilerin emniyetini almak için görev yapmaktayız. Şu anda GABAR terör unsurlarıyla değil, petrolle Türkiye gündeminde yer almaktadır. Herhangi bir tehdit durumunda cihazlarımız ve biz görevimiz başında hazırız. Bir şimdi siz Şırnaklısınız, 12 yıldır da koruculuk yapıyorsunuz, evet. Değil mi? Peki bu 12 yıllık süreçte hani buraların terörden temizlenmiş olması, bu fark için ne söylersiniz peki? Bu ülkemiz adına da çok sevindirici bir haber tabii ki. Eskiden Şırnak terörle anılıyordu. Artık terör tamamıyla yani temizlendi diyebiliriz. Akşam oluyor. Çekime bir yemek arası veriyoruz. Dağın tepesinde olsalar bile imkanları çok iyi. Yani petrol emekçilerine iyi bakılıyor burada. Bu sahada, bu alanda faaliyet hiç durmuyor. Bakın akşam oldu ama hala mühendisler, teknisyenler, personeller sahadalar, çalışıyorlar. Bakın burası da bu konteynerlarda ofis olarak kullanılıyor. Bir konteynerin içine giriyorum. Burası ofis alanı. 4 kişi görüyoruz, çalışıyorlar. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Ben Tolga Çalışkan, jeoloji mühendisiyim. Bu projede çalışmaktan gurur duyuyorum. Türk halkına faydalı olmaktan gurur ve şeref duyuyoruz. Ülkemize en ufak bir katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Artık gece oldu. Saatler 12'yi gösteriyor. Vardiya değişimi yapıldı. İşi biten personel artık istirahate çekiliyor. Ama gördüğünüz gibi 12 itibariyle diğer ekipler görevi devraldı. Onlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de geceyi burada geçireceğiz. Kameramın arkadaşlarım Halil Kahraman, Ahmet Akpolat'la beraber bu konteynerlarda kalacağız. 4 numaralı konteyner verildi. Şöyle size kalacağım yeri göstereceğim. Şöyle ışığı yakayım.
Bakın girdim içine. Odam burası. Son derece güzel. Geniş bir oda. Şöyle bakın göstereyim size. Televizyon var, klima var, masa var. Şurada dolap var. İçerisi de sıcak. Isıtıcıyı da görüyorsunuz zaten. Gayet güzel bir oda. Herkesin odası böyle bu arada, onu söyleyeyim. Yani tüm personelin kaldığı yerler aynı, standart. İşte ben de burada kalacağım bu gece. Şimdi burada da tuvalet, banyo var. Şöyle burayı da göstereyim size. Sabah oluyor. Emekçilerle kahvaltıya oturuyoruz. Yine sahayı geziyoruz. Kimse durmuyor. Çok ciddi anlamda malzeme ve personel sirkülasyonu var. Hı hı. Bazı kuyularımızın arasında 400 metreyi, 500 metreyi bulan kod farklılıkları var. Hı hı. Bu da bize bölgenin ne kadar zor bir coğrafyaya sahip olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ama zor bizim işimiz. Amaçları yeni sondajlar yapıp yeni kuyular açmak, daha çok petrol çıkarmak, yeni müjdeler duyurmak. Herkes özveriyle çalışıyor. Artık ayrılıyoruz. 1500 metre yüksekte Gabar Dağı'nda petrol çalışmasını görüntülüyor ve onların bu çabasına tanıklık ederek ayrılıyoruz. Şırnak Gabar'dan. Bölgesi petrol cenneti bir bölge. 36 gravite. Kaliteli bir petrol sınıfında. Yer altında üretilebilir 150 milyon varil petrolümüz var. Aslında devamlarının da olduğunu öngörebiliyoruz. Herhangi bir tehdit durumunda cihazlarımız ve biz görevimiz başında hazırız. Gabar'da artık terör değil, petrol konuşuluyor.